Evet, Elifçim, gel bakalım senin Elon Musk neler yapmış yine. Vergi salıyorlarmış Elon Musk'a. Diyormuş ki ya ben ne vergi istiyorsunuz kardeşim? Ben zaten burada insanlık için harcıyorum bütün paraları diyormuş. Duydun mu onu? Onu duymadım da dün şeyi duydum. Küresel beslenme programının başkanını duydum. Dünyada işte 1 milyara yakın aç insan var. Servetinizin sadece %2'sini verseniz, %1'ini verseniz onları doyurmamıza yeter diye. O da belki bunun üzerine mi yaptı acaba böyle bir Hayır, açıklama? şimdi bir tane vergi tasarısı var burada. Çok fazla, şimdi burada zenginler şöyle, bizdeki gibi herkes vergisini vermiyor. Bizde diyor. Yani bizdekiler veriyor ya herkes vergisini tam olarak, yani vergi affı falan yok yani. Onlara girmiyorlar ya da vergisini sil. Ha, 400 milyon vergi mi var? Sildim. Öyle bir şey yok burada. Bunlar hiç vermiyor. Yani öyle silmeye de gerek yok yani. Çünkü niye işte diyor ki ya Zaten boş ver. verme. Kaçınıyor yani Kızılay Başkanı'nın Kaçınıyor. deyimiyle. Kaçırmıyor da kaçınıyor. Kaçınıyor yani. Ne kadar kaçınıyorsun? 2 milyar vergi borcu şey vardı. Kaçındım ben onu. Ha, tamam canım, ne kadar güzel kaçırmışsın. Gel bir sarılayım öpeyim falan. Böyle bir hava var. Biden yönetiminde diyor ki bunlardan biz zenginlerden biraz vergi almamız lazım Aa, diyor. evet. Elon Musk da diyor ki lan bırak diyor. Herkesin anlayacağı şekilde anlatıyorum ben. Evet. Ha, bırak Biden, yemişim Biden zaten diyor yani şey. Ben zaten onu halk için harcıyorum diyor. Bir de böyle şeyler var. Ne kadar kaçırıyorsun mesela vergi? Kaçınıyorsun. 1 milyar dolar. Sonra diyorsun ben bir Şimdi vakıf Texas'a kurdum bak. gideceğim dedi ya şey için, Vakıf vergiden kuruyorsun bak. kaçınmak Vakıf için. kurdum. Vakıf kurdum. Vakıf. İnsanlık için servetimi harcıyorum. Ne kadar harcıyorsun? 100 milyon dolar. E 900 ne oldu aradaki? Hani ya oralarda karıştırma, insanlık için 100 milyon Aynen vermişim. Cüneyt Bey, Daha ne oraları istiyorsun hiç. ya? Zenginlerde böyle bir şey var yani. Vakıfla sen oradan Kesinlikle. böyle gayet havalı bir şekilde. Ne vakfı var? İşte insanlar katkı yapıyoruz, su buluyoruz. Ben ne kadar kaçırıyorsun? 10 katı kadar vergi kaçırıyoruz biz orada. Bir Ha şey tamam, değil. okey. Çok güzel. Evet Elifçim. Cüneyt Bey, bugün Cüneyt Özdemir medyadayım. İkinci bölümümüzü çektik. Aslı Hanım'la istişarelerimiz sürüyor. Benden önce de zaten o güzel bilgileri verdi. Biraz ekibi, ben aslında buranın bir çalışanı değilim ama kendimi o kadar ekipten hissediyorum ki biraz bilgiler verdik. Sosyal medyada bazı paylaşımlar yaptık işte. Yarın mesela bir Libya gelecek, öz belgesel gelecek. Merve'ye Yarın evet, yarın yeraltı yayınımız belgeselini yok. sordum. 12'de Libya'daki özür dilerim. Seyfülislam Kaddafi Suresinin perde arkasını anlattığımız bir öz Biraz belgesel baktım, geliyor. çok harika. Evet, çok teşekkür ederim canım. Rica ederim. Ne demek? Şimdi sizi de buraya bekliyoruz gerçekten. Hemen haberlerimizle başlayayım isterseniz. Çünkü son konuyu aslında tartışabiliriz. Sık sık gündeme getirdiğimiz bir şey. İlk haberimiz şu. Kentsel gelişimlerde huzur ve bağlılığa odaklanılıyor. Ne demek istiyor? İşte eskiden lüks siteleri, büyük yapıları düşündüğümüz zaman orada mutlaka bir golf sahası olurdu. Aslında statü sembollerinin de değiştiğini anlatıyor bize bu haber. Ve işte orada golf sahalarının da sürdürülebilirlikle ilgili soru işaretleri var ya, yani bu alanı buraya yapıyorsun ama burayı sulamak bir şey, harcadığın enerji bir şey vesaire diye. Şimdi Güney Kaliforniya'da bir girişimci demiş ki ya artık şeyler değişti, yaşam tarzları değişti, ihtiyaçlar değişti, statüler de değişti. Golf oynamak işte o kadar moda bir şey değil artık. Gerçi Trump hala oynuyor ama artık demiş huzur ön planda olmalı. Dolayısıyla da biz yaptığımız evde, yani bu kompleks yapıda görsellerini görüyoruz şimdi, böyle bütün bir alanın içerisine yayılmış. Buraya demiş bir meditasyon stüdyosu yapalım, yoga stüdyosu yapalım, akıl sağlığı işte mental health konusu, terapi seansları. Yani insanların kendini daha iyi hissedebileceği şeyleri ön plana çıkarttığımız alanlar yaratalım demiş. Ve bu proje çok tutmuş Cüneyt Bey. 234 kiralık daire resmen böyle, hani bir Türk deyimiyle, İngilizce aslında böyle bir şey yok ama peynir ekmek gibi gitmiş. O yüzden o da demiş ki şimdi ben bunun ikincisine başlayayım. 120 milyon dolarlık ikinci aşamaya geçmiş. Geçtiğimiz gün size inşaattaki başka bir fırsattan bahsetmiştim. Alanlardaki ses tasarımını yapma. Bu da belki yeni bir fikir verir. Ne dersiniz? Bir mescit yapamamış mı yani içine? Yapamamış. Ya meditasyon odası şimdi. Mescit yapsa derler ki ulan adama bak mescit yapmışım ben de. Meditasyon odası ne işte aynı şey yani. Aynı şey Aynen. derken yani en azından bunu sevaba giriyorsun. Orada sevap da yok yani. Sadece kafanı rahatlatıyorsun.
Bazı arkadaşlarım var benim, böyle şey diyorlar. Kardeşim diyorlar, biz yani günde bir kez yemek yiyoruz. Günde bir kez yemek yiyoruz. Ulan diyorum, madem bir kez yemek yiyorsun, şöyle bir niyet de et de bari sevap da kazan yani. Madem şeye gitmesin yani hadi. Evet Elif'ciğim, devam. Şimdi ikinci haberimizde kripto paralarla ilgili bir haber. Diyor ki Walmart müşterileri mağazalarda bulunan 200 kiosktan Bitcoin satın alabilecek. Şimdi bu önemli haber çünkü kripto paraların varlığı dünyada aslında ilk çıktığından beri biraz şüpheyle yaklaşıldı. İşte çok güvenilir olmadığı söylendi. Geçici bir fırtına olduğu söylendi. İşte bazıları yatırım yaptı, sonra yatırımları geri çektiğini söyledi. Hala Amerika'da aslında güçlü finansal şirketlerin başındaki kişiler çok inanmadıklarını söylüyorlar. Ama son dönemde yatırım şirketleri de Goldman Sachs gibi, JP Morgan gibi yatırım şirketleri de bu alana girdi. Şimdi perakende de görüyoruz bunu. Walmart demiş ki marketlerden kripto para alabileceğinizi düşündünüz mü? Ya bunu yaygınlaştırmak istiyorlar. Siz hiç rastladınız mı Amerika'da böyle bir kripto para şey çekilebilecek bir ATM? Mesela Türkiye'de birkaç alışveriş merkezinde olduğunu görüyoruz. Henüz bizde yaygın değil bu. Orada var mı? Vallahi hiç denk gelmedim. Belki benim ilgi odağım olmadığı için hani. Şimdi Walmart şey demiş ki 200 şubeye koyuyoruz biz bunu, pilot olarak deneyeceğiz. İhtiyacı olan insanlar buradan para yatırma, para çekme tabii ki oradaki kripto birimiyle yapabilirler. Burada sözcüsü de açıklamış, demiş ki bu bizim dijital para stratejimizin bir parçası aslında. İnsanların hayatına giren yeni bir kavramı kendi alanlarımızın içerisine entegre ediyoruz ve böylece hem kullanımı yaygınlaştırmak istiyoruz, hem de buradaki alışveriş dinamiklerini nasıl etkileyeceğini görmek istiyoruz demiş. Bu böyle bir inovasyon haberi. İyi, güzelmiş. Tamam, o zaman hemen son konumuza geçeyim mi? O, çünkü ben merak ediyorum bu konuyu. Almanya'da gençlerin seçime karşı ilgisi merak ediliyor. Şimdi Almanya'da yaşayan birçok genç Angela Merkel'i kendini bildi bileli tanıyor diyor haberde. Yani bir kuşak onun olduğu dönemde doğdu ve bütün şey hayatı onun olduğu zamanda geçti. 2005'te göreve başladığından beri bir görselimiz var. Onu paylaşabilir miyiz? Merkel varken hangi ülkelerde kaç lider değişti? Mesela Amerika ve Fransa'da 4 cumhurbaşkanı değişmiş. İngiltere'de 5 başbakan değişmiş. 8 şey görmüş, başbakan görmüş. Almanya'da diyor koca bir nesli başka bir lideri hatırlamadan büyüdü. Ben şuradaki şeyden bakayım, tam biraz küçük, çok göremiyorum ama Çin'de mesela 2 kişi gitmiş. Ondan sonra Fransa'da 4. En çok şu alttaki gri olanda Japonya'da, bizim ülkemizde de aynı eş zamanlı şey süreç söz konusu, hiç değişiklik olmadı. Şimdi ekonomist diyor ki bu seçmenler diyor genel seçmenin %5'ini oluşturuyor. 2.8 milyon genç ilk defa oy kullanacak ve öncesiyle ilgili hiçbir fikri yok. Bizde de biliyorsunuz 7 milyon bir Z kuşağı var, ilk defa seçim kullanacak. Bu haberle ilgili bir yorumunuz olur mu? Olmaz. Ne diyeyim? Tamam ya. Yani Merkel'e bakıyorsun, Erdoğan'la da ilgili yapabilirsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde kaç tane şey değişti diye. Yani. Oo, Türkiye'nin en uzun cumhurbaşkanlığı, en uzun Türkiye'yi yöneten isim Erdoğan aslında baktığında. O kadar şanslıyız yani. Düşün yani. Bu döneme tanıdık ediyorsun. Öyle yani, bir genç döneme olarak, denk geldi. Z kuşağı olarak yani. Hani bir doğuyorsun ve akıl bali oluyor. Bakıyorsun Başbakan Erdoğan. Sonra Başbakan Erdoğan, Başbakan Erdoğan, Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neyse ki muhalefet de değişmiyor. Kılıçdaroğlu, 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 Kılıçdaroğlu. Ha, Meral Akşener geldi. Bir dakika, yer açın. Buradaki Batı şeylerin cephesinde, bizdeki cephede ortalık de çok fazla şey yok yani. Değişiklik yok gördüğüm kadarıyla. Yani evet, ama işte hani dinamikleri değiştirecekler mi, değiştirmeyecekler mi? Belki biraz oradan görebiliriz. Çünkü oradaki seçmenlerin ortalama yaşı 50 yaş üstüymüş. Bu habere biraz şöyle de bakabiliriz. Dünya nüfusu yaşlanıyor. Yani Türkiye'de artık yani genç nüfusumuz evet bizim çok yüksek. Yani %30, %40'ımız neredeyse. Ama artık bunun hızı yavaşladı. Dolayısıyla da seçmen kavramına baktığımızda ileride dengeler nasıl değişecek? Belki ilk önümüzdeki şeyde burada bir örnek olarak inceleyebiliriz. Çok sıkıcı. İncelemeyelim bunu.
Ya başka bir şey yapalım ya. Bu ne ya? Başka bir şey yapsak. Boş ver ya ya. Ben öyle diyorlar ya abi, parti kur, oy verelim ne? Parti kuracağız, parti verelim, gelin eğlenelim diyorum ben de yani. O kafada gidelim biz yani. Ben boş ver size yani. Çok katılıyorum. Kesinlikle. Bence de öyle yapmalıyız. Elif'ciğim çekimleri zaten yapmaya geldin ofise herhalde değil mi? Yaptın mı çekimler? Çoktan yaptık. Çoktan yaptık. İyi hadi. Çok güzel oluyor program. Çok tebrik çok ederim. Çok teşekkür ederim. Çok çok mersi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgili Cüneyt Özdemir. Size sevgilerimi gönderiyorum İstanbul'dan. Evet. Hoşçakalın. Sağ olasın. Cumhuriyet Bayramı şimdiden senin de kutlu olsun. Ben yarın de kutluyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir izin alalım dedik sizden yani. İzninizle bir dinlenelim dedik. Ofisi açmayacağız yarın.